Hadi Ozan, hadi ya. Ozan? Esra, gelsene. Ozan, ne oluyor? Ozan, bir sakin ol. Aramadın da merak ettim. Ne oluyor? Ya, sakin olayım Esra. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorlar. Yok, Mert Çağla'nın peşindeymiş de, yok Çağla Hanım onu istememiş de. Yersen. Tamam, dur. Gel bir otur. Bir doğru dürüst anlat. Ne oldu? Yüzleştiler mi? Yüzleştiler, yüzleştiler. Çağla tabii çok panik oldu ilk anda. Sonra Mert bir sürü yalan sıraladı bana arda arda. Çağla'nın olayla hiçbir alakası yokmuş da, kendisi Çağla'nın peşindeymiş de. Tamam da neden o zaman birbirlerini tanımıyor gibi davrandılar? Ya nereden bakarsan saçmalık işte Esra. Güya Çağla çok panik olmuş. Saçma sapan açıklamalar. Ya Ozan, belki de adam doğru söylüyor. Belki biz yanıldık, olamaz mı? Böyle olmasına inanmak istedik. Yapma Esra, yapma Esra. Dün gece ben bir sürü soru sordum eski nişanlısıyla ilgili Çağla'ya. Hiçbir şey anlatmadı. Anlatacak bir sürü fırsatı vardı ama hiçbir şey anlatmadı. Belki de... Belki de yok. Esra. Madem saklayacak hiçbir şeyleri yoktu, madem her şey Mert'in anlattığı gibiydi, neden hiçbir şey söylemedin? Bilmiyorum Ozan, bilmiyorum. Gerçekleri öğrenebileceğimiz tek kişi Mert'ti. Biz de Mert'e ulaştık. O da böyle söylüyor. Yalan söylüyor. Tamam da ne yapalım? Yapılacak bir şey kaldı mı başka? Var. Bir şey daha var. DNA testi istedim Çağla'dan. Bunu istememe bile gerildi. Sıra. Yalan söylemeyen biri neden böyle davransın? Ne zaman yapılacak test? Yarın. Yarın sabah gidip yapacağız. Teknede kalacağım zaten bu iş bitene kadar. Artık oyun bitti.